Bir topluluğa girdiğiniz zaman ne yapıyoruz? Günaydın. Ne kadar medeni bir adam, ne kadar çağdaş bir adam, ne kadar ufku açık bir adam. Günaydın. Günaydın. Karşı taraf da günaydın diyor. Hocam ne var bunda? Bunda ne var? Bir şeyin menşeine inerseniz ne varını anlarsınız. Menşeine ineceksiniz. Neden çıkmış? Niye çıkmış? Amacı ne? Gayesi ne? Kim kullanır bunu? Neden kullanır? Buna inmeniz lazım. Günaydın ne demek? Günaydın. Sabahleyin öğretmen sınıfa giriyor, çocuklara günaydın. Bakıyor çocuklar, ya hakikaten ha, hakikaten günaydınmış. Sanki çocuklar o ana kadar günün aydın olduğunu bilmiyormuş. Öğretmen onlara dedi ki, bak günaydın. Bir anlam ifade eden, bir mana ifade eden, bir istikamet gösteren bir kelime midir günaydın? Değildir. E hocam ne var bunda? Bak ne var şunda, anlatayım şimdi ben. Günaydın kelimesini bize özellikle Cumhuriyet tarihinde, özellikle o dönemde yeni yeni kelimeler üreten Türk Dil Kurumu bulmuş, icat etmiş, getirmiş, koymuş. Neyin yerine koymuş? Hayırlı sabahların yerine koymuş. Başka? Selamun aleykümün yerine koymuş. Yani modern, medeni insanlar selamun aleyküm demez. Modern, medeni insanlar hayırlı sabahlar demez. Hayırlı sabahlar duadır, bir temennidir. Hayırlı günler. Hayırlı günler, hayırlı sabahlara karşı alternatif günaydın ve tünaydın üretilmiştir. Ve bunu kimler kullanmıştır? Çağ dışı olma damgasını yemek istemeyen, yobaz olma damgasını yemek istemeyenler kullanmıştır. Bak çok masum bir şeyden anlatıyorum size. Ne alaka? Hiç yani. Ne var ki bunda yani? Ama bu kültürle yetişen çocuk, günaydınlarla yetişen çocuk, tünaydınlarla yetişen çocuk. Eğer öğretmen bunun ne olduğunu bilmeden bu çocuklara bunu bu şekilde aşılayıp yetişen çocuk, gün gelecek doğum gününü de kutlayacak. Gün gelecek günaydından bir şey olmadı ya, doğum gününden de olmaz. Hocam mum dikmiyoruz diyor. Hocam mum dikmiyoruz pastaya. Oradan yırttık yani. Bak doğum günü kutluyoruz ama diyor hocam mum dikmiyoruz. Yani bütün mesele mumda. Tamam mumu dikmedin ama diğerleri tamam. O ambiyans, o sözler de tamam. Yani iyi ki doğdun Yusuf. Müslüman. İyi ki doğdun Mehmet. Aynen melodi, nakarat, ambiyans her şey aynı. Ama hocam mum koymuyoruz. Mum yakmıyoruz. İş bir muma kaldıysa iki sene sonra mum değil oraya koca bir ateşi yakarsınız yani Kızılderili ateşi. İş yeter ki muma kalsın ki bugün mum da geçmiş gitmiş. Onlar da gitmiş kılık kıyafetle, üslupla, adapla, edeple tam bir nizam ve intizam içerisinde kutlamalar da yerleşti. Şimdi eleştiremiyorsun. Ne var bunda hocam ya? Ne var ya? Çocuk doğmuş bir kutlama yaptık. Beni eleştirenler var şu anda. İçinden böyle bana bir şeyler söylemek isteyenler var. Ne var bunda ya? Buna niye takıyorsun ki? Diyenler. Yavaş yavaş geliyoruz. Günaydın'dan doğum gününe. Doğum gününden geldi yılbaşı. Şimdi çattı yılbaşı. Ne yapacağız? Noel babasız olmaz şimdi. Bütün dünyadan ayrı mı kalacağız biz? Güzel bir Noel Baba süsleyin bakayım. Çocukları onun etrafında toplayın. Hoş geldin yeni yıl melodileriyle, şarkılarıyla, yandı söndü lambalarıyla, süslemeleriyle, şunlarla bunlarla. Ahlak yavaş 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 dezenformasyona uğruyor. Gidiyor, bozuluyor, dejenere oluyor. Ne var bunda hocam? Yani global bir dünyada yaşıyoruz. Aynen söylenenleri söylüyorum ben sizlere. Bunları savunanlar, kendi dininden bir haber olanlar, peygamberinin üstün bir ahlak üzere gönderildiğini anlatan mübarek Kur'an'da Kalem Suresi 4. ayeti duymamış olanlara söylüyorum. Kendi söylediklerini anlatıyorum. Ne var bunda hocam deyip bugünlere geldik. Daha da var da ben uzatmak istemiyorum. Dersin başında söyledim. Zaman sıkıntısından dolayı özet geçiyorum. En basitinden en ağırına doğru gidiyoruz. Geldik. Yılbaşı da kutlamak normal. Çünkü hocam global bir dünyada yaşıyoruz. Yani bu insanlıktan kopamayız biz. Bu insanlıktan kopamazsan bu insanların ahlakından da kopamazsın. Bu insanların ahlakından kopamazsan yarın bu insanların dininden de kopamazsın sen. Çok ağır olmadı mı hocam? Yok olmadı. Bugün bir sürü Müslüman Hristiyanlarımız var. Bugün bir sürü Müslüman Hristiyanlarımız var. Modern Müslümanlar, çağdaş Müslümanlar, ilerici Müslümanlar, yenilikçi Müslümanlar. Yusufçuk böceği diye bir böcek var, duydunuz mu? Yusufçuk böceği. Anlattım mı size bilmiyorum. Yusufçuk böceği. Nasıl bir böcektir? Kalemi görüyor musunuz? Şurasında şöyle bir işareti olan, tamamen haç işaretini andıran şekli var.
Yusufçuk böceği. Ufak tefek boncuk, küpe, kolye filan satan yerlere gittiğiniz zaman merakınızdan bir sorun. Yusufçuk böceği deyin, bilmeyen tüccar olmaz. Çünkü Türkiye'de en çok satılan kolye. Taç işareti. Sadece ayağı, alt tarafı birazcık böyle eğri. Bir gün gittim bankada memure hanım. Baktım boğazında haç işareti var. Dedim, abla boynundaki ne, sen Hristiyan mısın? Bende öyle patavatsızlık var zaten. Bir baktı şöyle, beyefendi o Yusufçuk böceği. Yusufçuk böceği. Çok masum ya, Yusufçuk böceği. Çuk yani, küçük böcek. Ne işi var boynunda? Moda. Modayı kim çıkardı? Moda nedir biliyor musun? Ben bir şey yaptığım zaman seni psikolojik baskı altına alıp sen de onu yap. Yap. Araçları, unsurları nedir? Evdeki televizyonlar, radyolar, reklamlar, ajanslar. Bizim evimizde hani HD var ya, yeni uydumuz değişti. Böyle biraz buğulu alıyorduk o ajanslardan. Şimdi daha HD alacağız böyle. Net bir şekilde göreceğiz günahları. Net bir şekilde böyle cehenneme yürümera. Net. Öyle pürüzlü olmayacak iş bizim işimiz, net olacak. Ahlaksızlığımızı netleştirdiğimiz kadar ahlakımızı netleştirmeye hiç uğraşmadık. Ahlakımız ve imanımız hiçbir zaman HD olmadı. Olma yolunda gayret sarf etmedik. Ama ahlaksızlığımızın HD olması için elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Amerika'nın elin gavuru, elin fahişesi. Daha arifadır kullanacağım da bu kürsüye yakışmıyor. Aynen kasaplardaki et almaya gittiğiniz zaman reyonuna, vitrine kasap nasıl asar eti de pazarlar ya, aynen vücudunu bu şekilde pazarlayan kim davet ediyorsa, ne diye davet ediyorsa, ne işi varsa bu İslam beldesinde, bu Müslüman topraklarda. Ne işi varsa bu Müslüman insanların kanını döktüğü, şehit olduğu, bu zibidiler bu ülkeye girmesin diye, bu ahlaksız fahişeler bu topraklara ayak basmasın diye, ömrünü ve hayatını Allah'ın yolunda heder eden annelerimiz, babalarımız, bacılarımız, dedelerimizin topraklarına kim davet ediyor da geliyorsa, gelip bu ülkenin genç nesillerine, aynen o kasaptaki etleri pazarlayan, o kasaptaki vitrindeki et gibi, vücudunu, en mahrem yerlerini pazarlayan ve bunu birebir değil, kamera ordusunun önünde yapıp, o HD yayınlarla bunu Anadolu'nun en ücra köşesindeki masum çocuklara izleten, bunları izletip çocukların ahlaklarını allak bullak eden zihniyet. Müslüman, Müslüman azıcık uyanık olacaksın. Nereden geldik buraya? Günaydın'dan geldik. Günaydın. Günaydın Müslümanlar, günaydın. Uyandınız mı şimdi? Ahlaksızlıkları bu ülkeye yayan, ahlaksızlığı bu ülkeye bu şekilde empoze edip çocuklarımızı allak bullak eden. Hiç araştırdınız mı? Kimdir bu? Ne işi var burada? Kimdir? Bu kadar mı ahlaksızlığı? Bu kadarla bitiyor mu? Bitmiyor. İki saniye ya muhterem. İki saniye ya. Müslüman. Ya internetin başında siz ne yaparsınız? Bir araştırın bakın. Kimdir bu? Ne işi var burada? Amacı, misyonu nedir? Amacı, misyonu sadece bacağını göstermek miydi? Acaba insanların ahlakını yıpratmak mıydı sadece? Evde sen otururken kızınla, çocuğunla beraber ajansları ve haberleri, magazini demiyorum. Aşağılık, biseksüel olmuş olan magazin programlarından bahsetmiyorum. Ahlaksızlık yuvası olmuş magazin programlarından bahsetmiyorum. Haber ajanslarından bahsediyorum. Haberler. Müslüman hacım öyle diyor. Ben haberleri izliyorum televizyonda. Haberlerde hal ve hareketlerini bu insanlara izletip ahlaksızlaştıran insanların acaba misyonu nedir? Kimdir bu insanlar? Neden gelirler? Ne yaparlar? Gayesi nedir? Amaçları nedir? Müziğin yanı sıra çeşitli hayırseverlik faaliyetlerinde de bulunmaktadır. Ha ne güzel ya hocam, sen de amma da abartmışsın ya. Ne kadar güzel işte ya. Öyle mi? Ve bir L, G, B, T hakları savunucusudur. Ne demektir bu? L, G, B, T ne demektir? Bunu okumadınız mı gazetelerde? Bu haberi ben gazetede mi aldım ya? Alıp okuyabilirsiniz. Bunu böyle geçtiniz değil mi? Açılımı nedir bunun? Nedir? Yani neyin savunucusuymuş? Neyin hayırseveriyim? Bakalım nasıl bir hayırsevermiş bu? Lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel. Hayırsever dediği bu. Bu gençliğe, bu insanlara gelip bu tür insanları hedef olarak gösteriyorsunuz. Ve bunları tanrıça gibi görüp çılgınlar gibi bağıran maalesef insanlarımız var. Çocuklarımız var, gençlerimiz var.
Peygamberi getirsen ayılıp bayılmayacak türden, onu gördüğü zaman ayılıp bayılanlar var. Geliyoruz Kur'an'a, mübarek Kur'an, Kalem suresi 4. ayet. Ne diyor? Ben seni en yüce ahlak üzere gönderdim. Kim için söylüyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam için. Sen peygamberin yolundan ayrılırsan, sen hayırlı sabahları bırakırsan daha ufak bir şeyi, buralara kadar gelirsin Müslüman. Yaptığınız ettiğiniz sizin ellerinizledir diyor Allah-u Teala. Biz kendimize yapıyoruz bak. Kimse bir şey bize yapmıyor. Biz kendimize yapıyoruz. Arz talep meselesidir. O geldiği zaman çılgınca onu karşılamak nasıl bir şeydir ya bu? Bu kimin çocukları bunlar ya? Bunlar Anadolu'nun gençleri olamaz. Bunlar Müslüman çocukları olamaz. Bunları ayıklamak lazım artık. Bunlar kankren olmuş. İslam'ın sırtındaki kankrenler bunlar. İflah olmuyorsa, daha zarar verecekse, vücuttaki bir kankren varsa, kesmeyeyim, kurtarayım diye uğraşırsan kol gider. Kolu kurtarayım diye uğraşırsan beden gider. Bedeni kurtarayım diye uğraşır, halen daha onun tedavisine bakmazsan baş gider, kalp gider, gövde gider, vücut gider, ölür gidersin. Gaye budur. Yavaş yavaş öldürmektir, yok etmektir, ahlaken çökertmektir. Müslüman, azıcık uyanık olacaksın. Nereden geldik buraya? Günaydın'dan geldik. Günaydın. Günaydın Müslümanlar, günaydın. Uyandınız mı şimdi? Müslüman uyanık olması lazım.